bir haftalık aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, önemli konuklarımız var, önemli konularımız var. Her zaman söylediğimiz gibi skoru değil, sporu tartışan program. Spor deyince akla Bahri Vireskala geliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, eski müdürümüz şu anda Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı. Bugün kendisiyle İzmir'deki futbol yatırımlarını da konuşacağız. İzmir futbolunu konuşacağız. Spor yatırımlarını, amatörlerin sorunlarını da konuşacağız. Çünkü amatörlere en çok destek olanlardan birisiydi görev yaptığı süresi içerisinde. Ama şu anda da bu görevini sürdürmektedir. Evet, başka bir konuğumuz da Cem Unutmuş. Cem kardeşimiz Buca ile konuşacağız. Üzüm kokan semt Buca. Buca'da neler yaşanıyor? Buca Spor'da neler yaşanıyor? Kendisinin yazılarını da takip ediyorsunuz. Sporla ilgili yazılarını özellikle takip ettiğinizi biliyorum. Onunla ilgili kendisiyle de konuşacağız. Tabii her zamanki gibi Sayın Hakan Kutucuoğlu, eski milli futbolcumuz, İzmir'in futboldaki gurur olan isimlerinden birisi. Öncelikle konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Hakan'cığım hoş geldin. İyi akşamlar, teşekkürler. Sağ olun. Cem hoş geldin. İyi akşamlar, teşekkürler. Bahri Bey, son dakikada her zamanki gibi dinamiksiniz. Ama sportif girişinize hayran kaldım bu arada. Sağ olun. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bahri Bey, sizi özledik. Hem İzmir Spor Kamuoyu sizleri özledi. Biz takımlara geçmeden önce futbol adamları ne yapıyor? Derneğiniz neler yapıyor? Onlardan bahsedelim. Tabii. Amatör dediniz. Evet. Futbol adamlarımızın zaten tüzüğüne göre amacı Türk futboluna hizmet edenlere destek çıkmak. Onlarla koordineli bir şeyler paylaşmak ve Türk futbolunu bugünkü yerine daha ileri götürmek için uğraşanlara destek vermektir. Ama bu arada Türk futbolu deyince sadece profesyonel değil. Evet. Amatörlerimiz de var. Mesela daha geçenlerde Bal Ligi'nde oynayan amatörlerimiz sıkıntıları vardı. Bu konuda görev bölümünde amatörlerle ilgili arkadaşım Erim Yükkeç Bey üzerine görevi aldı ve 180 kusur kulübümüze bal yönetimi değişmesi konusunda istekler geldi. Bu istekler federasyona gitmiş yetkili kişiye. ASKF'ye gitmiş. Kimse oralı olmamış. Sağ olsun arkadaş ve Türk futbol adamları değiniyorlar. Bizler tüm takımlar yazışma yaptık. Çalışma yaptık. Ve yönetmelikte değişmesini istedikleri 11 maddeden 9'unu futbol federasyonu değiştirdi. Huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. Programımızın ilerleyen bölümlerinde amatörlerin sorununa daha derin ineceğiz, dileyeceğiz. Çünkü biz programımız başladığı günden bu yana amatörleri alıyoruz. Vallahi bir soru sorduğuma çok pişman oluyorum. Derdi olmayan yok. Aynen öyle. Ama işin tuhafı. Benim görev süremde, görev zamanım içinde yalnız amatörlerin değil, profesyonellerin bazı sorunları vardı. Ve biz, siz de çok iyi biliyorsunuz ki ben değil biz felsefe hareket ediyorduk. İzmir kulüplerinin başarısı İzmir'in başarısıydı. Ekonomik açıdan olsun, sportif açıdan olsun, diğer açılardan olsun. Ama ne yazık ki görün ki her tenkit yapıcı olduğu zaman güzel bir şeydir. Bakıyorum bugün tüm kulüpler şikayetçi. Profesyonel şikayetçi, amatörler şikayetçi. Değişemeyen nedir çözemiyorum. Onu ben tartışıyorum. Tabii ama sizin görev yaptığınız süre içerisinde amatörlerden ben bu kadar sorun duymamıştım. Niye duymadınız? Ben de amatörüm. Ben de sporcuyum. Evet. Bakınız, özellikle şunu vurgularsak mesele anlaşılır. Ben devlet din memuruyum. Görevim anayasa çerçevesi içinde hizmet etmek, spor yaptırmak. Ancak spora, futbola ve İzmir'e amatör anlamda hizmet eden tüm yöneticilerin ben yanındaydım, emrindeydim. Evet. Bu nüans farkına ayırabilirsek eğer o zaman mesele anlaşılır. Siz dediğiniz gibi, buyurduğunuz gibi yanında değil aslında emrindeydiniz. Onu ben o söylemlerinizi sıkça duyuyorum. Evet Hakan'ım, A milli takım diyelim isterseniz. Cem'e ben döneceğim Buca Spor'la ilgili ama Buca Spor'a sıra gelecek. Amatörlerle de ilgileniyor. Cem'le bu konuda da konuşacağız. A milli takımın biliyorsunuz Romanya ile bir karşılaşması var. Evet. Bakalım neler yapabilir? Çünkü bakıyoruz A milli takımımızın ilk göz ağrısıymış Romanya. Aynı zamanda bugüne kadar en çok maç yaptığımız bir takımmış Romanya takımı.
26 Ekim 1923'te ilk karşılaşması yapmıştık. Cumhuriyet'in ilanı 3 gün önce İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 2-2 bitmiş karşılaşma. Burada başlamış. 23 maç geride kalmış. 4 kez yenmişiz biz Romanya'yı. 12 kez yenilmişiz. 23 golle karşılık 46 gol yemişiz. Bu karşılaşmada ne olur? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Türk milli takımı son maçta aldığı galibiyetle biraz havaya girdi. Hı hı. Ama içteki bağlılık olmadığını da gördük. Evet. Daha önce bunu tartışmıştık. Hı hı. Gole sevinmeyenler, sevinmek için arkadaşlarının çaba sarf eden insanlar, topluluğu. Bu hoş olmayan görüntülerdi. Bunu tartışmıştık daha önce. Hı hı. Eğer o bağlılık şimdi toplanıp bir araya gelebilirse, evet, ben milli takımdan hiç kuşkusuz başarısız olduğunu sanmıyorum. Hı hı. Çünkü iyi bir kadromuz var. Evet. İştahlı bir teknik adamımız var. Hı hı. Bu ekibin başaramayacağı bir iş yok. Evet. Romanya bana göre bizde gol düşemez. Hı hı. Uzun zamanda maç yapmasak bile Türk milli takımın oturmuş bir kadrosu, koşan bir kadrosu var şu anda. Evet. Sadece ve sadece en büyük korkum bağlılık olmazsa. Hı hı. Tek sıkıntımız bu. Yani milli takımda şu anda bağlılık yok anladığım kadarıyla. Son maçta gördüğümüz kadar kulübede sevinmeyenler, hı hı, Emre'nin tepkisi, arkadaşının çağırması. Milli maç diye aslında çok enteresan bir şey. Milli bir gururdur milli takım. Hı hı. Paranın pulunun olmadığı, yüreğini koyduğun, canını koyduğun bir ortamdır milli takım. Ben senin oynadığın dönemde milli takımda prim alıyor muydunuz siz, hayır, galibiyete? Hayır, benim ilk dönemimde hiç prim yoktu. Hı hı. Federasyon prim vermezdi. Çünkü federasyon gelirleri çok kısıtlı zamanlar. Hı hı. Hiç hatırlamıyorum, şunu unutmam. Burada Arnavutluk milli maçında galip geldiğimizde, evet, federasyon delegesi Erdoğan Şenerbahçe'nin, evet, cebinden bize 1.000 mark prim vermişti. Şaşırmıştık hatta. Kişi, şahıs olarak vermişti, evet, bize maçtan önce söylemişti kendisi. Ama o zamanlar forma değiştirmek yasaktı. Hı hı. 4 maç sonra Adidas bize spor olduktan sonra o şansı yakalamıştık. Şunu diyorum, bir milli takım maçında çok keyifli bir olaydır milli takımda oynamak. Hı hı. O İslam marşını dinlemek, o formayı ayrı taşımak ayrı bir gururdur. Evet. Ama artık bu iş biraz maddeye döndü. Daha önce konuştum ya, kulübede sevmeyen insanlar varsa, evet, bunlar gelmesinler. Hı hı. Bu formayı giymesinler. Evet. 70 milyon insan arkasında bu gururu keyif taşırız yani. Kalktıysa ihtiyacımız yok bizim. Evet. Galibiyetlere ihtiyacımız var. Evet, ben bir taraftan sen anlatırken gülümsüyorum. Kaleci Yaşar'ın anıları aklıma geliyor. Yani milli takım zannediyorlar ki diyor, biz diyor formayı şey için değişiyoruz. Hani böyle değişen hatıra olsun. Değil diyor kardeşim diyor. Onların forması kaliteli diyor. En azından diyor biz diyor. Evet, evet. O şekilde yani forma değişimi deyince o aklıma geldi. Bari Bey siz ne diyorsunuz Hakan? Bu milli takımda millilik ruhu daha çok son dönemlerde azalmaya mı başladı? Çünkü daha önce dünya şampiyonasında baskette de aynı şey vardı. İşte primler havada uçuştu, milyarlar havada uçuştu. Ama bir taraftan da amatörlerin sorunlarından bahsediyoruz. Onlar da spor yapıyor, bunlar da spor yapıyor. Valla Hakan'ın söylediklerine aynen katılıyorum. Evet. Ve de üzülüyorum. Eğer Türk milli takımda oynayan bir kişi, hı hı, gol sevincini paylaşamıyorsa, evet, orada bir sorun var demektir. Ha şu anda bana göre İyi tarafımız içimizden birinin milli takım başında olması. Evet. Ve inanıyorum ki Sayın Abdullah Avcı, Hakan kardeşimin söylediğini kısa süre çözecektir, halledecektir. Hı hı. Çünkü çözülmeyen problem yoktur. Ancak çok haklı Hakan. Hiç unutmuyorum, o zamanlar bir özel futbol yasası yoktu. Evet. Çocukları Efes Otonit kampı aldığımız zaman YF'nin ekstra içtiği zaman müfettişlerime bize hesap çıkarıyordu. Evet. Zimbe çıkıyor. Böyle anlayış olmaz. Cessin o davalarını zaten aman biliyorum. Ha, böyle anlayış olmaz. Çok evet. Olmaz. Şimdi özel futbol yasamız bir sürü yenilikler getirdi. Sporcuların, hı, her türlü harcamalarını görüyor, önemli değil. Üstüne üstlük prim de verdi. Ama eğer milli takım formasını giymeyi prime bağlayan bir zihniyet varsa hepimiz karşısındayız. Evet. Yani o primler bana göre ruhu öldürüyor. Yani aynen, bu şeyde de milli takımda değil, diğer takımlarda da yani normal kulüp takımlarında da eskiden Altay için Altay'da mücadele ederken Karşıyaka'da ve Sarıyer'de, evet, ben kaç para prim alacağım bu galibiyetten diye mi düşünüyordun? Bizde primden su harçlanırdı. Evet. Maç biterdi. Hı-hı. Başkanımız girerdi. Ne uygun görürse. Yani. Onu alırdık. Yani Bahri Bey'i çok istantılarım. Benim büyüğüm de çok sevdiğim, evet, insanlar. Sağ olsun ellerine büyüdük. Yani, hı-hı, çok kaliteli bir insanımıza sağ olsun. Sağ ol.
Bana sorarsanız çok belki ters bir şey ama milli takımda prim olmamalı. Evet. Bana göre olmamalı çünkü sonuçta orada, milli takım. Milli takım yani bu enteresan, harika bir savaş, harika keyif bir oyun mu? Onu giymek bir onur. 70 milyonda bir 11 kişisin kardeşim sen, ben 20 kişisin. Peki son kadro açıklandıktan sonra Trabzon yönetimi dedi ki ya A milli takımına futbolcu verebilmek için İstanbul takımlarında mı oynaması gerekiyor? Gibi bir şey söyledi ama yıllardan beri milli takımda Trabzonlu futbolcular da vardı. Buna ne diyorsun? Şimdi enteresan var. Trabzon'da İstanbul çekişmesi var. Hı hı. Fakat bana göre İstanbul değil, Abdullah Hocam'a karşı saygısı. Hı hı. Onun verdiği kararı saygı duymak zorundayız. Evet. Tek seçici kendisi. Hı hı. Ve daha önce şikayetçi olduğumuz İzlev olayında evet, tam tersi çok fazla aymaçı izlemli teknik adamımız. Ekibimiz yetiyor. Seçimlerini doğru yapmaya çalışıyor. Bu biraz Abdullah Hocam'a zarar verir. Yani evet, İstanbul Trabzon kavgası değildi. Trabzon Abdullah Hoca kavgası gibi oluyor bu iş. Yanlış şey bunda. Evet. Abdullah Hocam'ı rahat bıraksınlar. Seçimleri rahat yapsın. Bu olaya saygı duysunlar. Ve başarısı için bir takımın alkışlasınlar. Yani bu dürtmek bir yerde. Evet. Basını, toplumu, halkı dürtmek. Hedef göstermek. Yanlış yapıyorsunuz. Olası yani, bir başarısın. Tabii ki yanlış yapıyorsunuz. Tabii. Ben izninizle Cem'e de döneceğim. Buca Spor'u sormayacağım Cem sana. Çünkü sen hem tribündesin hem de bize göre daha çok pozitif görebilen bir insansın. Bu tür şeyleri nasıl karşılıyorsun? Neler söyleyeceksin A milli takım ve bu milli forma konusunda? Gerçekten öncelikle şunu eklemek istiyorum Trabzon'un o değindiği konuyla alakalı. Galatasaray'a birçok Trabzon forması giymiş futbolcu transfer oldu ve yani bunlar zaten Trabzon ruhunu bir şekilde içinde barındırıp taşıyan oyuncular arasında gözüküyor benim kanaatime göre. İşin bir böyle bir yönü var. Onun dışında zaten birçok yetenekli oyuncu bu kulüplere transfer oluyor. Mesela Trabzon'da da Buca'dan giden bir Emre Güral var. Henüz hala forma giymedi. Fenerbahçe'de Salih Uçan var. Bekliyoruz bunları da. Yani genç yeteneklerin önü camiaların içinde bence bir açılmalı önce. Artı bu primler futbolcuları çok olumsuz da etkileyebiliyor zaman zaman. Çünkü geçtiğimiz sezon Akhisar mesela Süper Lig'e çıktı. Çok güzel Ege adına bir başarıya elde etti ama son haftalarda biraz performanslarının düştüğünü gördük. Primler güzel bir şekilde açıklandıktan sonra bir baktık. Futbolcular da biraz motive oldu. Oynamaya başladı ve yani bu primleri konuşmanın anlamı tabii ki yok. Biraz üstüne düşünebilir. Maçlardan sonra gerçekten verilebilir bir hediye şeklinde ama o ruhu kaybetmek, amatör oyuncu ruhunu kaybetmek hele ki milli formada böylesi zor dönemlerde çok sıkıcı. Bana göre o primlerin motive açısından belki iyi olabilir ama sonuçta bu futbolcu parasını alıyor transfer döneminde. Her türlü parasını alıyor. Nasıl biz mesela maaşımızı aldığımız için, paramızı aldığımız için çalışıyorsak patrona ekstradan ben şunu yapıyorum diyemiyorsan futbolcuların da bu şekilde dememesi lazım ama biz yeter artık milli takım bırakalım biraz. Evet. Bir saplama yapayım. Bana göre prim şerefli milli takım formasını giymektir. Evet, en büyük prim. Hatun kardeşim dedi ki 77 milyon, 75 milyonda ilk 20 desin. Bu bir onurdur. Bu bir şereftir. Muhteşem. Bundan büyük prim olmaz ki. Milli takım kadrosuna giren kişinin zaten eğer parasal açıdan düşünüyorsak orada ismin olması Türkiye Cumhuriyeti piyasasının ve Avrupa fiyatının artırmasıdır. Bunun ötesinde prim olmaz ki diye düşünüyorum. Evet. Çok doğru. Ben nokta koyayım dedim. Hayır, koymayacağım. Bu konuda sizden görüş alacağım. Çünkü Hakan'ın tekrar dönünce Hakan'ın İzmir'de yetişip de A milli takımı yükselen en son futbolcu. Bir de beyefendi. Beyefendi kişinin ayrı. Onlar zaten ayrı. Ama ben bu konu buna bağlı olarak neden İzmir altyapıdan yetişip de böyle A milli takıma futbolcu gönderemiyor artık Bahri Bey? Bana mı soruyorsun? Evet. Soruya soruyla cevap vereyim o zaman müsaade ederseniz. Geçmişe dönüp baktığımızda tüm milli maçlar İzmir'deydi. Ve de milli takımında kadrosunda İzmir'deki sayılar daha fazlaydı. Evet. Şu anda azaldı. Takdir edersiniz ki başarı bulunduğu mahalledeki takımının başarısıyla ortalığı. Evet. Abdullah Hocam neye göre seçimini yapıyor? Maçlardaki performansına göre seçim yapıyor. Ne yazık İzmir şu anda küme düşmüş vaziyette. Yunus kardeşim. Evet. Süper Lig takımı var mı? Yok. Bitti. Eğer diğer takımlarımızdaki yıldız çocuklarımız kendilerini gösterme fırsatı buluyorlarsa zaten Abdullah Hoca ve teknik
takım direktörü kimse onu değerlendirecektir. Evet. Buradan bakmak lazım. Hı hı. Bir tarihte İzmir'de o zamanki adı birincilik olan hı hı. Süper Ligimizde 5 takımımız vardı. Ona ne demeli? Evet. Nerede İzmir? Futbolun beşiği, futbolun ilk oynandığı yer İzmir. Nerede Süper Lig? Bana izah edin. Hı hı. Cevap kendine gelin. Vallahi bu izaha daha çok sizler gibi değerli insanlar, iş adamları yapması gerekiyor. Çünkü kulüplerin başarısının yükselmesinde iş dünyasının da önemli bir payı var. Marka şehir İzmir diyoruz ama bir markamız hala yok. Sporda dediğiniz gibi Süper Lig'de Buca Spor çıktı. Ama Buca Spor'un arkasında duran iş adamı görmedik. İş dünyasını göremedik. Belediyeleri göremedik. Çünkü bizim Buca nerenin? İzmir'in takımı. Doğru. Yani. Bir de bunu irdelemek gerekiyor. Cem Buca deyince hemen lafa girmek istedi. Evet Cem. Tabii ben Bahri Bey'e burada bir soru yöneltmek istiyorum. Yani son oynanan maçın hasılası da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne gidiyor. Buca Spor'un oynadığı 3 tane müsabaka var. Trabzonspor, Fenerbahçe ve kupa maçı olan Gençler Birliği maçı. Bu 3 maçın saha kira bedeli 550 milyar lira gibi bir miktara tekamül ediyor. Şimdi böyle bir ortamda Süper Lig'e İzmir Kulübü çıkıp nasıl başarılı olabilecek? Hı hı. Galatasaray 30 milyar kiraya maç oynarken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1000 lira kiraya sembolik ücretle oynatırken İzmir'de bu rakamların sen uçması... Sağ kiralamaları konusundaki yükseklikten bahsediyorsunuz. Evet, Bahri Bey gerçi... Aynen katılıyorum. Bu yüzden müfettişlerden başım içi dertten kurtulmam. Evet. Efendim, spor müdürlerinin görevi... Dedin ki iş adamları nerede? Aynen katılıyorum. Ancak bunun öncesinde spor müdürlüğü, sporla ilgili görevi İzmir kulüplerinin yanında desteklemektir. Evet. Neymiş 500 milyon kira mı olurmuş? Olmaması lazım ama herhalde doğru bilemiyorum son değişikleri. Hı hı. Devletin görevi. Anayasa emretmiş. Devlete diyor ki, yani devletin memurlarına, yetkililerine diyor ki kardeşim 58 ve 59 madde. Devlet vatandaşını, gençleri, kitleleri spora yönlendirir. Başarılı sporcuları ödüllendirir, tesis yapar, hizmetine sunar. Bunu yapmayan bana göre suç işler. Ben ne yapıyordum görevim sırasında? Tüm kulüple emrindeydim. Amatör dahil. Destekliyordum. Şimdi açıklıyorum. Suçsa suç. Zaten çok ceza çek. Yedim. Zimmet de çıkardılar. Biliyorum. Amatör takım geliyor. Efendim antrenman yapacağım. Zaten sahası yok kardeşim. Bunu temin et. Kimin görevi? Sporun başındaki kişilerin görevi. Yap diyordum. Görev diyorum kaç maç, kaç antrenman yaptı? Efendim 15. 3 yaz. Tabii. Şimdi bakıyorum ki 3 yani onu yazılıyorsa çok yanlış, çok ayıp. Evet. Burada ben devlet yetkililerini göreve davet ediyorum. Bu kadar basit. Hı hı. Olmaması lazım. Evet. Çünkü eğer şu andaki yetkililer ve memurlar değil bizler maaşımızı alıyorsak spor yapanlar sayesinde alıyoruz. Onlar varsa biz varız diye düşünüyorum. Aksakta sırada memur oluruz. Sabah git akşam gel oluruz. Ben katılıyorum. Yanlıştır diyorum. Hı hı. Sembolik olması lazım diyorum. Kulüplere destek çıkmamız gerekir diye düşünüyorum. Bahri abi dönemimizde saha, altı üstünde kaç tane saha vardı biliyorsunuz değil mi? 4 tane. 4 tane. Yan saha. 5 yapmıştık. 5 yaptınız. Ben hatırlıyorum. Şimdi kaç sahamız oldu biliyor musunuz? 2 tane. 2 tane. Olmaz. Yani ya ben şeyle yani. Şu işin sırrını aslında öğrenmek istiyorum Sayın Miras Karan. Sizin döneminizde işte Altay, Göztepe, Alsancak sırrına inanılmaz maçlar oynanıyordu. Atatürk'te inanılmaz maçlar oynuyordu. Ya saha bozulmuyordu. Yağmur da yağsa, çamur da olsa o bozulmuyor. Ama şimdi bakıyorum abi 2 maç oynanıyor. Neden? Ondan sonra hemen yok. Hemen cevap vereyim. Evet. Olmaz. Neden? Kardeşim Alsancak'ta 4 bazen 5 Türk Kupası oynanıyordu. Biliyorum. Ama ne demek biliyor musunuz? İş affedersin at sahibine göre kişi bir laf var ya. İş bileni kılıç kuruşuna göre laf var ya. Hı hı. Her maçtan sonra yağmurlu özellikle yağmurlu havalarda görevliler sahayı tekrar suluyorlardı. Evet. Balçık olan o toprak yumuşuyordu, dağılıyordu. Hı hı. Ve İzmir iklimi gayet müsait. Her maç sonrasında dikim yaptırıyordum. Evet. Ziraatçı değilim ha. Normal ekim, ara ekim var. Evet. Ama ben her maç sonrasında 5-10 kilo çim tohum attım. Bana Bahri Bey ne oluyor ya? Devletin malını zarar etti. Olmaz kardeşim. Devletin malı zarar olmaz. 10 bin tane çim tohumu attığını düşün. Eğer 100 tane tutarsa
benim menfaatimdir. O olay zaten bu. Saha bozulmuyor. Bahri abi olay maç bu. Biter yarım saat sonra saha sonlanırdı. Bir gün evet. Bahri abi söyledim. Bahri şimdi abi, ama nasıl öldüm bu işte? Arkan Celal'dim dedi. Sahada bozulmalar var. Yağmurdan birikme var. Eğer kurutursam yarın burası tıkır tıkır olacak ve çim çıkmayacak. Yarım saat sonra sağ başlarda sunmaya yağmurlar evet. Var değil mi Bahri abi? Müsaade ederseniz kulüplerimi biraz çatayım. Çatma değil de serreşe bulayım. Görevi sırasında dediğiniz gibi 4 maç 5 oynanıyordu. Ve saha bakılıyordu. Devlet sahayı kulübe verdi. Niye bakılmıyor? Evet. Teşekkür ediyorum. Güzel. O da ayrı bir sorun. Doğru. Evet, yöneten arkadaşımızdan eğer hazırsa Akhisar Belediyespor'un maç sonrası görüntülerini rica edeceğim. Eğer hazırsa maç sonrası bakalım Akhisar Spor Teknik Direktörü neler söylemiş. Onu izleyelim, daha sonra Akhisar Spor'a değineceğiz. Vaktimiz kalırsa reklamlara gitmeden önce.